Evet sevgili dostlar, bugünün ikinci videosunda sizlerle Petkim, Türk Traktör, Aygaz, Goodyear, Net Holding, Packard ve Backup hisselerine değinmiş olacağız. Ekranımızda standart yazılı uyarımız kesinlikle alım satım tavsiyesi içermemektedir. Sadece bu sayfadaki bilgilerle de yapacağınız işlemler sizlerin risk ve getiri tercihine uygun sonuçlanmayabilir. Buradaki işlemler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sevgili dostlarım, evet. Meşhur Petkim'le başlayalım. Petkim. Evet. Şimdi sevgili dostlarım, Petkim'de önemli bir direnç henüz tam anlamıyla kırılmış değil. Yani onu öncelikli olarak bilelim. Her ne kadar güçlü durduğu ima edilse de, yani geçen borsanın düşüşlerinde işte güçlüydü, şöyleydi, böyleydi dense de, yani şu direnç bölgesi geçilmediği müddetçe, bakınız siyah çizgimizi görüyorsunuz, bu direnç kısmı aşılmadığı müddetçe sevgili dostlar, Petkim'den bir şey beklenilemez. Yani daralma söz konusu, yani şöyle baktığımız zaman gitgide daralma ve şöyle baktığımız zaman ortalama, bakınız şöyle, yani şu bölgelerde bir sıkışma ve kırılım gelir ise eyvallah, Petkim'le yola devam edilir sevgili dostlar. Ancak bu direnç kısmı kırılmadığı müddetçe, bakınız direnç de basit bir direnç değil, yani onu söyleyelim. Bakınız 3 ve 4. direnç bölgesindeyiz. Eğer bu direnç aşılır ise Petkim güzel. Ancak direnç kırılmadığı takdirde sevgili dostlar, bekleme modunda yer almak gerekli. İndikatörlerden göreceli güç endeksi ve MACD indikatörüne bakalım. Evet. Durum tablo bu sevgili dostlar. Petkim'de yatırım tavsiyesi değildir. Ancak direnç kırılmalı sevgili dostlar. Yani sağlıklı bir karar alabilmek için direnç kırılmalı. Yani Petkim'i şu bölgelerde sormuş olsaydık, yani incelemiş olsaydık ne diyorduk? İşte düşen kırıldı, tamam eyvallah, yola devam. Yani burada 3.60'larda dahi alınmış olsaydı, yani 3.77'lerde, 75'lerde şöyle bir bekleme moduna geçmek gerekirdi. Çünkü önemli bir direnç. Bu direnç geçilmediği takdirde ne olacak sevgili dostlar? Tekrar geriye gevşeme söz konusu olacaktır. Ancak bizi ümitlendiren işte RSI ve MACD'miz, bakınız çok güzel yön yukarı. Yani bu bekleme modunda yer almak lazım şu an için Petkim'de. Yani tablo net. Direnç kırılmalı ki yola devam etmeliyiz. Yani direnç kaçta kırılacak falan filan diyebiliriz. Yani o ortalama şöyle 3.80'lerin üzerine bir atsın derim sevgili dostlar. Teknik anlamda. Evet. Şöyle Petkim'e aylık bakalım. Tüm çizimleri kaldıralım. Bakınız aylıkta da MACD indikatörünün daha henüz tam anlamıyla sat verdiğini söyleyemeyiz. Pardon, al verdiğini söyleyemeyiz. Kesişmeye doğru bir yöneliş henüz yok sevgili dostlar. Yine bakınız burada yine haftalık grafiğimizde net. Yani şurada bu düşenin kırılması lazım. Bu düşeni kırdığımız zaman pozitif konuşmaya başlayabiliriz Petkim'le ilgili. Türk Traktör'e bakalım. Evet, Türk Traktör haftalıkta oldukça güzel, net 20-50 haftalık kesişmesi gerçekleşmiş. Yön yukarı, yani haftalık bazda yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle günlük bazda bakalım. Evet, şimdi günlükte sevgili dostlar, şöyle tüm çizim araçlarını kaldır demeyelim, grafik sıfırla diyelim. Evet, günlükte MACD'e dikkat edin. MACD'imiz her an satış verebilir. Yani tam anlamıyla bir satış durumu söz konusu olmamış. Ancak satışa doğru giden bir iğme söz konusu, dikkat edelim. Bakınız daha önceki satış vermiş olduğu noktaları teker teker bakalım. Hatta direkt satış verdiğinde zaten kendimizi diplerde görüyoruz. Şöyle bükülme ağına baktığımız zaman bakın şuralardan tak aşağı. Yine bakınız birbirine yaklaşma ağını şuralardan tak aşağı. Bakınız yine buralarda oyalanıyor. Hop aşağı.
Yani burada aynı senaryo olabilir mi? Olabilir. Dikkat edelim. Yani burada bakınız mavi kırmızıya doğru yönelmiş. RSI 70 bandının altına sarkmış. Durumda buraya dikkat ediyoruz sevgili dostlar. Şöyle 4 saat üzerinden bakalım. Evet. Bakınız güzel bir yükseliş. Onun da tabii böyle düzeltmelerin olması oldukça normal sevgili dostlar. Evet. Tablomuz, vaziyetimiz bu. Nihayetinde güzel bir yükseliş. Bakınız dirençler, tepeler daha yukarıda. Yine daha yukarıda bir tepe. Yani şuradan ne yapmış? Düzeltmesini yapmış bakınız. Gelmiş bir düzeltme daha. Yani burada da yine bir düzeltme hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ancak alt tarafta yön yine yukarı sevgili dostlar. Ancak burada bu düzeltme söz konusu olabilir. Buraya dikkat edelim. Yani günlük trade'ler için geriye doğru bir gevşeme söz konusu iken haftalık bazda hala pozitif pozisyonunu korumakta ve burada ortalama sevgili dostlar 47.90 bandının üzerine attığımız takdirde yine yola devam edecektir. Ancak bir düzeltme söz konusu diyebiliriz Türk Traktör'de. Şöyle aylık bakalım. Evet. Aylıkta MACD'miz olumlu. Ay gaza bakalım. Evet, ay gazı da yine günlükte dikkat edeceğim hisselerden birisi. Şimdi sevgili dostlar burada hani günlükte dikkat falan muhabbet ediyoruz ama yani bu orta ve uzun vadede kötü olduğu anlamına gelmez. Yani burada bu yükselişe doğru geçmiş. Bakınız burada ara ara neler var? Düzeltmeler var. Yani şu kısmı siz es geçebilirsiniz. Yani dikkatli davrandığınız takdirde gelip bu şekilde bir hareketi oluşturur ise yani şuradan şuraya baktığımız zaman yüzdelik olarak ortalama %9'luk, 10'luk bakınız bir fiyat farkından kendinizi kurtarabilirsiniz. Tabii hisseye iyi odaklandığınız zaman sevgili dostlar. Yani burada MACD indikatörümüz negatife doğru iğme kazanmış. RSI'da da yine 70 bandının üzerindeyiz. Ancak aşağı doğru sarkmalar olursa bunu da değerlendirmek gerekli sevgili dostlar. RSI'da bakınız mantığımız şu olsun. Günlük grafikte yani şu yükselen RSI aşağı kırdığı zaman düzeltme hareketi de gelecektir. Dilerseniz 4 saatlikte bakalım. MACD'de bakınız görüldüğü üzere satışını vermiş durumda sevgili dostlar. Yine 20 günlük hareketli ortalamanın bakınız 50'ye doğru yöneldiğini görebiliyoruz burada. Bakınız dimdik giden 20 günlük hareketli ortalamanın aşağı doğru hafiften meyil kazandığını görüyoruz. Yani bu bizim için bir düzeltmenin gelebileceği anlamını çıkartabiliriz. Tabi burada şu şekilde de olabilir sevgili dostlar. Bakınız buradan gelmiş tekrar yukarıya dönüp 12.50 seviyelerine tekrar aşağı verip şu bandın kırılmasıyla burada düzeltme hareketi hızlanabilir. Evet. Durum ahval bu şekilde. Şöyle aylık bakalım. Açar ise. Evet. Bakınız aylık grafikte MACD'miz olumlu. RSI güzel. Evet. Daha önceki bir zirvemiz var. Epey buralarda ay geçirmişiz. Bakınız. 12.74 bizim için önemli sevgili dostlar. Bakın daha önce buralarda geçmiş olan bir vakit var. Tekrar bu alana gelmiş durumdayız. Ortalama 12.74 üzerinde ay sonu itibariyle dolu bir mum görürsek bakınız burada 12.74 üzerine 73 üzerine bakınız herhangi bir dolu mumu göremiyoruz. Yani bu seviyelerin üzerinde şöyle dolgun bir mum görebilirsek eyvallah yukarı yönlü yola devam diyeceğiz sevgili dostlar. 12.74
önemli bir direnç aylık bazda. Evet. Aygaz'daki tablo bu sevgili dostlarım. Bakalım 12.74'lük hareket gerçekleşecek mi? Bakınız günlük bazda da şu bölge için kritik bir bölge. Bakalım bu bölge aşılabilecek mi? Yani bu bölgenin üzerinde bir mum oluşturabilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Zaten daha önce Aygaz'da bir topu formasyonuyla bakınız yükselişi görüyoruz. Ve zaten yükselişle topuyla hedefine bakınız şu şekilde geldiğini görüyoruz. Yani hedefine varmış bir Aygaz var. Düzeltme yer mi? Yer. Yani bu da oldukça normal. Bunu da hep beraber göreceğiz. Ay sonu kapanışını 12.75 bantlarının üzerinde yapabilirse olumlu diyeceğiz sevgili dostlar. Kudira bakalım. Evet yine bu da şöyle bakıyoruz. Kudira çok baktık. Şimdi şurası ana direncimiz. Bakınız en baba direnç çizgimiz. Hemen şuradan alıyoruz sevgili dostlar. Şuradan baktığımız zaman yani burada düşenin kırıldığını görüyoruz. Ve hedefimiz Kudira'da teknik anlamda ilk etapta bakınız 3.60 seviyeleri teknik anlamda hedefimiz. Yani şu bölgedeki düşenin kırılması şimdilik bize şöyle ortalama yani 3.50-3.60 arasında bir hedefi karşımıza çıkartıyor teknik anlamda. Yine önemli bir bölgeden bakınız daha önce de bahsettik herhalde. Bakın şu bölgenin önemli bir bölge olduğunu biliyoruz. Bakınız bu bölgenin de üzerindeyiz. Yani düzeltmeleri mutlaka yapacaktır. Ancak ana hattıyla bakınız kırmızı çizgimizin altına sarkmalar olmadığı müddetçe bakınız. Bu seviyelerin altına sarkmalar olmadığı müddetçe yola devam sevgili dostlar ki ortalama 2.95 seviyelerinin altına kadar düşüşler. Yani 2.95'lere kadar düşüşler belki normal olabilir ancak bu seviyenin altına düşmediğimiz müddetçe bu siyah direnç bölgesine doğru bir hareket oluşabilir teknik anlamda. Evet 2.95 bizim burada önemli destek noktamız sevgili dostlar. Goodyear'da şöyle 4 saatlikten bakalım. Evet 4 saatlik biraz daha net tablo karşımızda. Şöyle çizdiğimiz zaman evet 4 saatte bakınız yükselen bir trendimiz söz konusu ve burada bakınız 3.14 seviyelerinin hatta 3.15 evet 3.15 seviyelerin üzerinde sevgili dostlar yukarı yönlü hareket devam edecektir bu diyordu. Evet görüldüğünüzde bakınız kırmızı bir destek hattımız var. Bu bölgenin üzerindeyiz ve bir de yükselen trendi yakalamış durumdayız. Goodyear'da umarım devam eder. Bu trend kırılmadığı müddetçe yani yükselen kanal desteği kırılmadığı müddetçe bakınız bu bölge kırılmadığı müddetçe Goodyear için şimdilik olumsuz bir şey söyleyemeyiz teknik anlamda. Tüm çizimleri kaldıralım. Aylık bazda bakalım. Evet, MACD'miz, RSI'miz bunlar oldukça güzel. Bakın RSI düşenini de kırmış, o da güzel. Evet, buradaki belki tek sıkıntımız şu bölgedeki bakınız 20-50 kesişmesi ki tekrar yukarı iğme kazanmış. Yani 20 günlük, daha doğrusu 20 aylık hareketli ortalama 50 aya doğru yönelmiş durumda. Umarım bunun devamı gelir. Tabi aylık bazda şu bölge önemli olacak. Yani burası eğer kırılır ise yukarı yönlü hareket
devam edecektir sevgili dostlar. Evet. Önemli bir eşik noktası diyebiliriz şu anki tabloyu aylıkta. Evet. Şöyle koyduğumuz zaman bakınız burada işte iş biraz ilginç bir hal alıyor. Yani aylık grafiğimiz bakınız düşen bir kanal. Düşen bir kanalın direnç bölgesindeyiz. İşte buradan tekrar geriye gevşeme olur ise orada biraz duracağız arkadaşlar. Yani ay sonu kapanışını yeşille yapıp ikinci ayın başlangıcında tekrar yeşille devam ediyor isek, yani şu bölgelerin üzerinde bir hareketimiz oluşacaksa, yani Aralık ayı itibariyle bu düşeni kırabilirsek yukarı hareketimiz devam. Ancak Aralık ayı itibariyle aşağı yönlü bir gevşeme olur ise de sevgili dostlar, bakın şu hareketlerin aynısını yine burada görebiliriz ve daha dipte bir düşüş söz konusu olabilir. Daha önceki düşüşe baktığımız zaman 2.50'lere kadar düşüşün olduğunu görüyoruz. Bir önceki düşüşümüz 2.10, yani şöyle 2.80, 2.90, pardon. Şöyle üste bakıyoruz tekrar. 3.10, 2.50, evet. Yani 60'lık fark var. 1.90'lara kadar düşüş dahi olabilir. Burada dikkat edelim. Yani bu düşen kanal trendi söz konusu aylıkta sevgili dostlar. Yani günlükte belki bizim için düşen kırılmış pozitif bir hava olsa da aylıktaki tabloya dikkat edelim. Bu değeri aylık takiple sürdürelim sevgili dostlar. Yani orta ve uzun vadeli yatırımcı için bunu ihmal etmeyelim. Çünkü aylıkta düşen bir trend içerisine girdiğimiz gözüküyor. Yalnız hareketli ortalamaya baktığımız zaman yine 20 aylık hareketli ortalamanın tekrar yukarı doğru iğme kazandığını görüyoruz. Bu olumlu. Evet. Yine haftalık grafiğimiz şekilde gözüktüğü gibi. Evet, şu şekilde aldığımız zaman sevgili dostlar, şu bölgeden düşenin kırıldığını görebiliyoruz. Ve hedef olarak da ne dedik? Normalde bakınız. Evet. 3.60 olarak da haftalıkta hedefimiz söz konusu. Evet. Yine şunu söyleyebiliriz. Hafta kapanışında sevgili dostlar 3.02 altında, yani bu haftanın kapanışını 3.02 altında yaparsa bu da sıkıntı teşkil eder. Ona göre takip edelim. Aslında burada her şey net sevgili dostlar. Dediğimiz gibi bakınız haftalık destek hattımız 3.02. Yani 3.02'nin altında, 3'lerin altında diyelim bizim düz diyelim. Kapanış sıkıntı haftalıkta. Ancak 3'ün üzerinde kapanış yaptığımız müddetçe şu hedef bölgeyi test edebiliriz. 3.50-3.60 bölgesini. Net Holding'e bakalım. Günlük grafik üzerinden önce bakalım. Evet, şimdi burada 4 saatlik grafiği açalım önce. Akabinden o direnci gösterelim. Tamam, 4 saat demektim. Sen saat vermiş değil. Yine RSI'ye bakalım. RSI her an burada 70'in altına düştüğümüz takdirde yükselen trendi de kırmış olacak. Dikkat etmemiz gerekli. Şimdi önemli bir direnç bölgesi var. Orayı sizlere göstereyim sevgili dostlar. Şimdi bu direnç kırarsak da yola yine devam edeceğiz. Pardon. Evet, haftalık çıktı. İsterseniz haftalık bakalım öncelikli olarak. Evet, haftalık bazda sevgili dostlar 2 bandı bizim için önemli. Yani haftalığı 2'nin üzerinde, hatta 2'den bir tık daha aşağı mı, şöyle bakalım. Evet, 2 üzerinde kapanışlarda haftalık sıkıntı yok. Ancak
haftalık kapanışı 2 seviyelerin altına eğer düşürür isek geriye doğru bir düzeltme ve düşüş devam edecektir sevgili dostlar. Bakınız önemli bir direnç noktasında olduğumuz gözükmekte. Bu seviye daha önce bakınız direnç olarak çalışmış bir bölge. Bakalım haftalık kapanışını önümüzdeki hafta için 2'nin üzerinde yapmayı başarabilecek mi sevgili dostlar? Hep beraber göreceğiz. Teknik anlamda olumlu gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman hacimde de bir sıkıntı söz konusu değil. Tekrar günlüğe bakalım. Evet, günlükte de yine aşağı yukarı sevgili dostlar 2.02'lerin destek olduğunu görüyoruz. Haftalıkta 2. Yani ortalama 2'nin üzerinde tutunabildiğimiz müddetçe sıkıntı yok. Ancak 2'nin altına sarkmalarda problem teşkil eder sevgili dostlar. Ona göre takip edin. Baz almanız gereken fiyat 2 burada. Plastik karta bakalım. Pekart. Yine günlük grafiğimiz. Evet. Bunu nereden tutsak? Sıkıntı sevgili dostlar. Yani bu fazlasıyla yükselmiş. Yani gider gitmez artık. Yani bunun teknik bir durumu söz konusu değil şu anda sevgili dostlar. Her an ters köşede olunabilir. Dikkat etmekte fayda var. Yani bu denli sert yükselmiş hisselerin ardına pek de düşmemek gerekli teknik anlamda. Yani nerede gevşeyip bırakacağını bilemeyebilirsiniz. Hani şu anda direncin kırılması da oldukça güzel olmuş. Şöyle aylık bakalım buna. Evet. Güzel. Şimdi günlüğe çevirelim tekrar. Evet, burada sevgili dostlar ortalama olarak 7 bantlarını 6.50 bandı biraz üstünde şöyle 7'lere doğru şöyle gösterelim. Evet, 6.80'lere doğru bir hareket söz konusu olabilir ki zaten yükseliş devam ediyor. İşte buralardan artık tekrar bakmak gerekli bakınız. Kanal kadar yukarıya çektik. Yeni bir kanal içerisinde olduğu gözüküyor. Dikkat etmekte fayda var sevgili dostlar. Evet. 680'lere kadar yolculuk olabilir. İşte burada tekrar değerlendirmek gerekli eğer bu yükselişi görür isek sevgili dostlar. 4 saatlik grafik üzerinden bakalım. Evet, 4 saatlikte de bu destek hattı takip edilebilir. Yani bu seviyenin altına düşmediğiniz müddetçe sıkıntı yok sevgili dostlar. Şimdilik herhangi bir aşağı yönlü emare gözükmüyor. Ancak dediğimiz gibi epey primlemiş. Dikkat etmek gerekli. Şöyle ortalama 5.55 seviyelerini destek stop olarak takip edebiliriz. Bakalım. Evet. Bak ambalaj. Evet, şimdi günlük grafiğimiz. Wow. Burada neler var neler. Şimdi sevgili dostlar. Hacim öyle bir artmış ki öyle böyle değil. Şimdi. Burada
muhtemel çanak hedefimiz söz konusu. Yani standart artık bu da. Şöyle baktığımız zaman ortalama kaça geliyor? Hemen ona bakalım. Fiyat etiketini yapıştıralım. Yani 6.75'ler bizim için bir destek noktası. Yani bu seviyenin altına düşmeler olmadığı müddetçe belki de fake düşmeler olabilir. Ancak kalıcı 6.75'lerin altında kalıcı mumlar oluşmaya başlamadığı müddetçe hedef olarak bakınız. $9.80'ler yani çanağın katlama hedefi olarak karşımızda duruyor sevgili dostlar. Bakın şu yükseklik kadar yukarı yönlü hareket. Evet. Backup'taki tablo bu. Yani şu anda eğer bu çanak oluşumuna müsaade eder ise sevgili dostlar, yani 980'lik bir hedefimiz karşımızda duruyor. Tabii şuradan destek hattını da alalım. Şurayı da şöyle destek olarak kullanalım. Yani mavi çizgiyi sevgili dostlar. Şimdilik durum bu. Dileyen 6.70'leri destek olarak alır. Dileyen bu fake çıkabilir diyerekten şu bölgeye bakınız. Ortalama bu da 6.20-6.30 bantlarına gelir. Dileyen de bu seviyeleri destek olarak alabilir sevgili dostlar. Bak ambalajda. Evet. Petkim, Türk Traktör, Aygaz, Goodyear, Net Holding, Packard ve Backup hisselerin teknik analizini paylaştık. Yatırım tavsiyesi olmadan sevgili dostlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif etmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.